dün maalesef 85 yaşında aramızdan ayrılan ama ne yaşı ne enerjisi hiçbir zaman kendisini aslında tam olarak yansıtmıyordu. Çünkü o yaşa ve enerjiye sığmaz bir kişilikti. Kemal Acıbaoğlu dün son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından da Zincirlikuyu'da toprağa verildi. Vasiyetini ise 55 yıllık hayat arkadaşı Canan Civaoğlu açıkladı. Türk medyası duayen bir kalemini, o ise 55 yıllık hayat arkadaşını son yolculuğuna uğurladı. Büyük bir boşluk olacak. 55 yıldır birbirimizi sevdiğimiz insan. O kadar. Albayrak sarılı tabutunu öptükten sonra vasiyetini de açıkladı. Mezarlığına Yasemin istiyordu, kokulu Yasemin. 85 yaşında hayata veda eden gazeteci Güner Acıbaoğlu için Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Medya, iş ve sanat dünyası bir araya gelirken eski başbakan yardımcısı Hüsamettin Özkan da oradaydı. Haklarınızı helal edin. Güner Acıbaoğlu Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Büyük ustaya veda ettik dün. Önce gazetesinde başyazarlığını yaptığı gazetede bir tören, ardından Teşvikiye Camii, hepimiz oradaydık. Son yolculuğuna uğurladık Zincirlikuyu'da da. Allah'tan gani gani rahmet diliyorum. Allah sadece meslek eylesin. Anlamında değil, yaşam anlamında da ciddi anlamda bir gustoydu. Sen gustosu de çok uzun vardı. Yıllar birlikte çalıştın. Valla 15-20 yıl nereden baksan bir çalışmışlığımız var. 15 evet. Yıl garanti de bir evet. De böyle ara ara çalışmışlığımız var. Babamız yerine koyduğumuz tabii. Bir beyefendiydi. Beyefendi gibi geldi, beyefendi gibi yaşadı, beyefendi gibi de göçtü bu diyardan. Allah rahmet eylesin. Giderken de Yasemin kokulu zerafetini orada da bir iz olarak bıraktı. Hep Yasemin koksun yattığı yer. Tabii konuşuluyor, tartışılıyor sabırlar vesaire dileyelim. Vesaire ama hani sevabıyla günahıyla denir ya evet. Elbette ki. Güzel insandı be ve bu gazetecilerden çok evet. Kalmadı yani en fazla 3-5 tane gazeteci kaldı böyle. Evet. Hadi bakalım hayırlısı olsun Ebru'cuğum. Peki buyurunuz.